Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle sizlere iyi bayramlar diliyorum. Bugün sizlere bireysel emeklilikte BES performansları, bireysel emeklilikteki fon performansları ve devlet katkısı fonunun ne kadar önemli olduğunu anlatacağız. Biz hep böyle şeyi istiyoruz. Hani ay devlet katkısı işte az %30, %40 olsa çok iyi olurdu ya da %20, %30 olsa daha iyi olurdu. Aslında şu var, devlet katkısı önemli gözüküyor ama küçük bir miktar söylediğiniz gibi yatırdığımız fonlar çok çok daha önemli arkadaşlar. Bunu göstereceğiz. Çok çok daha önemli. %30'luk devlet katkısının aslında çok bir şey kazandırmadığına bakacağız. Ve gelin beraber bakalım fon performanslarını ve devlet katkısı fonunu, agresif fon, standart fonlar nasıl kazandırmışlar son 5 yılda. Bunlara bakalım arkadaşlar. Gelin beraber bakalım. Arkadaşlar 100 lira bir yine bir paramız olsun. Bunun üzerinden ilerlemeye çalışalım arkadaşlar. Benim 100 lira bireysel emekliliğimde olsa, BES'te altın hesabına yatırsam 5 yılda %571 kazandırmış. 671 TL olmuş. 671 bin lira olmuş. 57 bin lira devlet kesintisi olmuş. Ama bu 10 yıl olması lazım ki %10 olsun. Yani normalde daha fazla da olması gerekiyor. Formülünü değiştirmemiz gerekebilir. Onu da göstereyim. Arkadaşlar bakın %10 demişim, aslında %15 olacak eğer 5 yıldaysa, ama ben %10'luk göstereyim, hani 10 yılda kalabilirsiniz diye biraz daha iyi gözüksün, yoksa çok daha kaybederiz. İsterseniz %15 gösterelim. Kesintiyi %15'e çıkarttım arkadaşlar. Sıfır daha da düşüyor, bakın 670, normalde altına yatırsanız 671 bin lira olacak paranız %571 kazandırıyor. Bakın devlet katkısı 10 yılda sana 18 kazandırıyor. Aslında devlet katkısıyla bizim çok bir işimiz yok arkadaşlar. Devlet katkısı %18 bile kazandıramıyor 10 yılda. Belki 5 yıllık hesap yapıyoruz biz burada. 5 yıllık olsa %35'ten %30'un %35'ini hesaplarsanız 3 çarpı 3 9 lira kazandırır arkadaşlar. Burası daha da düşer. Bakın burası daha da düşer. Şimdilik ama ben %18 civarından hesaplıyorum. Yani %30'un %60'ı, yani 10 yıl beklemesi şartıyla hesaplıyorum. Gelin 5 yılda bakalım. 571 lira artmış. %571 nerede? %30, %18 nerede? Hani bizim devlet katkısı aslında çok bir işimiz yok arkadaşlar. Devlet katkısı bir şeye yaramıyor burada. Daha çok yatırdığımız fonun katkısı. %571 kazandırmış altın. Paramız 671 lira olmuş. %85 kesinti olmuş eğer 5 yıl beklersek. 10 yıl beklersek %10 kesinti olacak. Bunu da unutmayın. En sonunda bize kalan ne olmuş? 585 lira arkadaşlar. Bakın altına yatırsak 671 lira kazanırken BES'e yatırdık 585 lira. Yine yani BES daha zararlı oluyor arkadaşlar. Devlet katkısı da 39 lira geliyor, 624. Yine kendi hesabımızda altın hesabı açıp biriktirmek daha mantıklı. Ama benim bir videom vardı, onu izleyin. Hibrit sistem diye. Orada BES'te altın hesabını normal altın hesabından daha iyi nasıl yapabilirizin açıklaması var arkadaşlar. Şimdi geldik. Eğer paramızı 100 liramızı faize yatırsaydık, %15'ten faize yatırsaydık 5 yılda ne oluyordu? Arkadaşlar bakın 5 yılda %15'ten faize kalsa %200 bize faiz geliyor. Toplam yıllık faiz. Ne yapacağız? 1.15 üzeri 5 çarpı 100'den faize hesaplıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Yani %200 faiz geliyormuş bize. Bakın altın %500 kazandırıyor. Faiz %15. Demek ki faiz aslında o kadar iyi bir şey değil arkadaşlar. 100 liramızı 300 lira yapıyor. Altın 100 liramızı 671 lira yaptı. Bakın. Gelelim diyelim ki bazı arkadaşlar diyor daha yüksek faizler var. %20 olsun. %248 kazandırmış. 348 arkadaşlar. Daha da yüksek olduğunu iddia edenler var. %25 şey yatırabiliyorsanız. O da ne olmuş arkadaşlar? %300 kazandırmış. 400, 405 lira oluyor. Bu da faiz hesaplarını kazandırdıkları arkadaşlar. Bunu da görebiliyorsunuz inşallah. Şimdi gelelim faizin dışında Bridge Plus fonuna kazandırsak yatırsaydık arkadaşlar. Bridge Plus fonu %363 kazandırmış. 100 liramız 363 lira daha kazanmış. 463 lira olmuş. Bakın arkadaşlar Bridge Plus fonu da faizden daha iyi kazandırmış. En iyi faizden daha iyi kazandırmış. %25'lik faizden bile daha iyi kazandırmış. Ama tabi devlet kesintileri olacak. Onu da unutmayın. Sonra biraz düşmüş yani. 463'tü. 460. Evet bakalım. 363'tü. 463 olmuş. Bir de 39 lira da şuradan geliyor yani devlet katkısından. 466 olmuş. Tamam mı arkadaşlar? Gelelim agresif fon.
Diyoruz yani hangi fona yatıralım. Bazı arkadaşlar agresif fona yatırıyor. O da güzel kazandırıyor. Yine bridge kadar kazandıramamış. %230 arkadaşlar. Bakalım standart fona yatıranlar %172. 5 yıl harcamışız %172. Bu devlet katkısından iyi kazandırmış ama çok kötü kazandırmış arkadaşlar. Standart fon. Döviz cinsi fon %340 kazandırmış. Temkinli fon %130 kazandırmış. Bunu nereden bakıyoruz arkadaşlar? Gelin göstereyim size. Öncelikle Tefas Bank'a giriyorum. Buradan Befas'ı tıklıyorum arkadaşlar. Ne kadar kazandırdıklarına bakalım arkadaşlar. Buradan ben rahat olsun diye Anadolu Hayat Emekliliğinkilerine bakalım şimdi. Anadolu Hayat Emekliliğinkine giriyorum arkadaşlar. Burada tablomuz var. 5 yılda en çok kazandıranlara bakın. Benim en çok ne demiştim? Şöyle göstereyim. En çok altın fonunu tercih ettim. Anadolu Hayat Emeklilik Fonu'nda altın fonu en çok kazandırmış arkadaşlar. Tıklamayayım. Ondan sonra Bridge Plus var. Ondan sonra kamu dış borçlanma, yani döviz cinsi borçlanma. Ondan sonra ne var arkadaşlar? Bakalım burada. İştirak endeksi var. Atak fon var. Bakın karlar. Ne kadar kazandırmışlar arkadaşlar? Biraz şöyle bakalım. 555'ten altın başlıyor. Sonra İşte Bridge Plus 341, tabloda da göstermiştim. Başka ne vardı? Kamu dış borçlanma vardı. İştirak fonu %275. Bakın arkadaşlar, en iyi kazandıran yine altın şu an son 5 yılda. Zaten bunların da fonunu Excel'de yaptım. Bakarsanız Excel'de gözükür arkadaşlar. Bakın Bridge Plus fonunun kazandırması 363. Agresif fon %230. Standart çok az kazanmış. Döviz cinsi %340. Şu an en iyisi hangisiymiş o zaman? Altın. Sonra Bridge Plus fonu. Sonra döviz. Ama bu ileride bunlar olacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Aklımızda olsun. Yani bunlar kazandırmış. Demek ki son 5 yılda bunlara yatırsaydık bunları kazanacaktık arkadaşlar. Ama unutmayın, devlet kesintisini yüzde kaç tane hesaplamışım? %10'dan hesaplamışım. Bakın burada %15'ten hesapladım. Bunu da %10'a çekiyorum tekrar. Hani 10 yıl bekleyeceğinizi varsayıyorum arkadaşlar. 10 yıl beklemediğiniz sürece zaten bireysel emekliliği tavsiye etmiyorum. Girmeyin. Ben tavsiye etmiyorum ama başkaları tavsiye ediyorsa ona göre siz de bir bakarsınız. Ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi Anadolu Hayat Emekliliğe gidelim. Biraz da oradan arkadaşlar giriş yapıp oradaki fonların performansına bakalım. Tefas'tan baktık zaten, Befas'tan. Bir de Anadolu Hayat Emekliliğe girip fonların performansına bakacağız arkadaşlar. Şifre gelecek arkadaşlar. Şifremi gireyim. Evet arkadaşlar. Yeni halimizde arkadaşlar 220 bin liramız var. Biraz düşmüştü. Sonra yükseldi 228'e. Sonra tekrar düştü arkadaşlar 222'ye. Altının düşmesiyle. Fonlarımı gösteriyorum. Altın katılım fonu. Bridge Plus fonu. Garantideki altın fonu. Bu da herhalde başka bir şey. Bu binde 5 herhalde değişim için geliyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi fon performanslarına girelim arkadaşlar. Hemen bakalım. Hangi fonlar? Burada benim fonlarım var. Bunları seçelim. Yüzde kaç kazandığımız son 5 yılda. Katkı fonuna da bakacağız. Son 5 yıla bakacağız arkadaşlar. Birkaç tane de agresife bakalım. Agresiften nasıl? Agresif fon, İş Bankası, bir de teknoloji fonuna bakalım. Bir de standart fonlardan seçelim arkadaşlar. Temkinli fonlardan seçelim. Temkinli fon ve katılım standart fonu. Hesapla deyip bir bakalım arkadaşlar grafiklerimizi. Evet, grafiğimiz burada arkadaşlar. Bir grafiğe bakalım. Bakın arkadaşlar ne kadar kazandırmış. Şöyle bir bakalım. Kenara çekip bakacağım. Şöyle. En çok hangisi kazandırmış arkadaşlar? %560'la altın var. %359'la Bridge Plus fonu var. Sonra agresif değişken fonundan önce İş Bankası iştirak fonu, bak, daha çok kazandırmış arkadaşlar. Sonra agresif değişken fon. Bakın katkı fonu %75 kazandırmış. Teknoloji fonu %54 kazandırmış. Çok kötü durumda arkadaşlar bunlar. Bu tabloyu da ben size resim olarak atmaya çalışırım. Aklınızda olsun. Böylelikle performansların önemini de anladık arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.